Arkadaşlar merhabalar, 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çemberde açının ilk kısmından bahsetmiştik, şimdi ikinci kısmındayız. Ne anlatacağız? Teğet kirş açı, iç açı ve dış açıdan bahsedeceğiz sizlere. Hadi bakalım, mükemmel sorular sizi bekliyor, dersimize başlayalım. Üçüncü önemli açı kuralımız ya da tanımımız. Merkez açıdan bahsettik, çevre açıdan bahsettik, şimdi teğet kirş açı. Bunların hepsinde açı ve gördüğü yay en önemli şeylerden biriydi. Burada da öyle. Teğet kirş açı. Teğet ile kiriş arasında kalan açıdır. Dikkat et, şuradaki açı değil, bu yayla arasındaki açı değil, bu kiriş ile teğet arasındaki açı, yani şuradaki tamamındaki açı alfa ise çevre açı muamelesi yapacaksın. Gördüğü yay 2 alfadır. Çevre açı muamelesi dediğimi unutma. Evet, bu şekilde neymiş bakalım, devamını getirelim. Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Çevre açı gibi düşün dedik ya, oradan dolayı. Bundan sonra zaten teğetlik olduğu zaman teğet kiriş açıya dikkat edeceksin. Örnek 16'ya bakalım, ne diyor? Şimdi burada 40 derece var. Burası 40 derece ise açıyla gördüğü yay çevre açıda 2 katıydı, 80 olacak. Burada şurada kaç isteniyor? Teğet kiriş açı var. Şu teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Çevre açı muamelesi yapıyorduk. O zaman alfa kaç yapar? 40 derece yapar. Bundan dolayı, bu sorudan dolayı aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açı birbirine eşittir diye bir şey söylenmiş ama ya bence kafana takma ya. Kafana takma bunu. Çünkü bak, böyle bir şey gördüğün zaman zaten sen bulursun. Biraz önce soruyu da öyle yaptık. Bak, burası alfa iken burası da alfa diyor. Niye? Alfa iken gördüğü yay 2 alfa. Teğet kiriş açıdan burası da alfa çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani her gördüğün özelliğe abanma. Bunu bilmene gerek yok. Kendin açı ve gördüğü yay ilişkisinden dolayı sonuca rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Evet, örnek 17'deyiz. Şimdi burada ne var? Merkez var, teğet var. Arkadaşlar burası neydi? 90 derece. İşte bunun ispatı buradan geliyor. Merkez teğet çektik. Anahtar kelimesi var bir tane. Daha önce bahsetmiş olmam lazım. Bunun ispatı buradan geliyor. Niye? Merkezden, bak çemberin merkezinden teğet doğrusuna, teğet noktasına çizilen doğru diktir. Sebep. Şunu şöyle uzatacak olursam bu çap yaptı. Burası kaç derece? 180 derece. Burada teğet giriş açı 180 ise burası da 90 oluyor mu? Oluyor. O yüzden bu da anahtar kelimelerden bir tanesidir. Merkez varsa, teğet varsa çek dik yaparız. Gerçi dik çizilmiş hali, yani yarıçap çizilmiş hali var burada ama bunu da bil. Burası ne? 90 derece. Peki şunu kullanalım biz şimdi. Hocam burası 140 ise, belki gerçi buradaki 90 dereceyi kullanmayacağız gibi ama neyse, yeri gelmişken bundan bahsetmiş olduk. 140 ise buradaki açı kaç derece? Merkez açıdan dolayı 140. Hocam kirişler eşit. Kirişler eşitse yaylar da eşittir. 360'tan 140 çıkarsak, 360'tan 140 çıkınca 220 kalıyor. Bunun tamamına 220 kaldıysa bunlar da 110 yaptı. Şurada da bir teğet kiriş açı var mı? Var. Teğet kiriş açıdan dolayı 110 sa çevre açı muamelesi yapıyordu. Burası kaç yapar? 55 yapar. Alfayı böylelikle 55 buluruz. Örnek 17, 55 oldu. Geldik örnek 18'e. İşte alfa var, ikizkenarlık var. Hocam 180x alfa bölü 2 falan filan diyelim mi? Deme kardeşim, dur. Dur, önce bak, alfa var. Böyle ikizkenarlığı kullanma. Alfa var. Gördüğü yay nedir? 2 alfadır. Teğetlik var burada. Teğet kiriş açı. Teğet kiriş açıdan dolayı burası da alfa olacak mı? Olacak. 2 alfanın yarısı olacak çünkü. Alfa ile 30 yan yana gelmiş. Dayanamam. 2 iç açının toplamı bir dış açıdır. O zaman burası alfa artı 30 yaptı. Bak, ikizkenarlıktan dolayı burası da alfa artı 30 yaptı. Ve bu soruya dikkat et. Sınavında karşına çıkabilir. Ve burada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı. Topla alfa artı 30 artı alfa artı 30 artı alfa eşittir 180 derece olacağından, üçgenin iç açıları toplamından 3 alfa eşittir 30 30 60, öbür tarafa attın 180-60'tan 120. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Örnek 18, 40 çıktı ve lütfen bu soruya dikkat et, sınavda çıkar. Evet, örnek 19'dayız. Şimdi öncelikle şu 54 verilmiş. 54 ise gördüğü yay ne olacaktır? 108 olacaktır. Eşit girişler var. Hocam burası da 108 olacaktır o zaman. Sonra alfa ise gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise gördüğü yay 4 alfa. 4 alfa, 2 alfa daha 6 alfa artı 108 108 216, tam bir çember yani 360 yapar. 6 alfa buradan, bu 360'tan 216'yı çıkartırsak eğer kaç çıkıyor? 144 çıkıyor galiba, değil mi? 216 144 çıkıyor. Alfa da buradan kaç çıkıyor? Şu işlemlerle aram ne kadar kötü ya. 6 kere 3 18, 6 kere 2 12, 24 yapıyor galiba. Evet, alfayı da böylelikle 24 buluruz. Alfa 24. Alfa 24 ise burası kaç yaptı? 48 yaptı. Bak, beta isteniyor bizden. Teğet, bak teğet kiriş açı. Yani bu betaysa gördüğü yay 2 katıydı. Burası 2 beta olacaktı. Buradan 2 beta eşittir 48 ise betayı da böylelikle ne buluruz? 24 derece olarak buluruz. Örnek 19, 24 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Neler verilmiş? D1 ile D2 paralel verilmiş. Arkadaş iki doğru paralel verilmiş. Bir kere nasıl paralel olursa olsun arasında kalan yaylar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Kesin ve net. Bunu sakın ama sakın unutma. Hocam teğet de olsa fark etmez. Yaylar eşit olacak. Burada 50 ise gördüğü yay 100'dür. Hocam 100 ise burası da 100'dür. Sonra ne yapacağız? Sonra bize buradaki açı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. Buradaki açı. Hop, bu yayı görüyor. Hocam 100, 100, 200, 360'a tamamlayan 160'tır. Yani burası 160 oldu. Alfa teğet giriş açı 2 alfa. Dikkat et, teğet giriş açı alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. 2 alfa eşittir 160 ise alfayı da böylelikle ne buluruz? 80 derece olarak buluruz. Örnek 20, 80 oldu. Geldik örnek 21'e. Şekilde B ve C noktalarında kesişen M ve N merkezi çemberler verilmiştir. A, teğet, DM noktası olup AT ile BC paralel. Evet, şunları paralel vermiş. Şu paralellikleri kullanacağım ben. Öncelikli olarak Z'den dolayı. Burası da 50 mi yapar? Evet. Bak şimdi. Çemberde açıdasın diye her zaman açı kurallarıyla soru çıkacak diye bir şey yok. Üçgen bilgilerini veya eski bilgilerini de yine soruların içerisinde kullanabilirsin. Tamam. Burası 50. Ne işime yarayacak? 50 ise gördüğü yay 100 diyebilirim sadece. Burada teğet giriş açı var. O zaman burası da 50 oldu. O zaman 50, 50, 100. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Sonra burası 80 ise bunu kullanabilirim. 80, 50. Hatta burası da kaç çıkıyor? 50 çıkıyor. Peki N merkezli bir çember. Bu yay üzerinde verilmiş ve benden BNC yayı isteniyor. Zor bir soru. Bak sınavda da çıkabilir. Dikkat. Şimdi arkadaşlar şu N merkezi kullanacağım. Bu merkez bu yay üzerinde. Ben bunu kullanacağım. Sıkıştım. Çember sorusunda sıkıştım. Sıkıştığım zaman bir şey çizmem lazım. En güzel ek çizim yarıçap. Adam sana bu çemberin merkezini burada vermiş. Hadi yarıçap çizelim. Yarıçap çizerken de kafamıza göre değil. Bak iki çemberin kestiği yeri çizelim. Şuraya ve şuraya çizelim. Hocam ben şu açıyı bulabilir miyim? Bulursun. Çünkü burası 80 mi? 80. 80 ise buradaki yay 160 yaptı. Hocam merkez açı burada. N merkezde. Burası da 160 yaptı. Bu aynı zamanda büyük çemberin de çevre açısı değil mi? Evet. 160 ise gördüğü yay kaç yapacak? 320 yapacak. Hocam burası 320 ise çemberin ölçüsü de 360 derece olacağından buraya da 40 derece mi kaldı? Evet. Benden de BNC yayı isteniyor. BNC yayı da böylelikle 40 çıkar. Evet, bir tık zor bir soru ama bunu kullandırırlar. Bak sınavınızda da çıkar. Bir çemberin merkezi başka bir yay üzerindeyse orada en güzel çizim yarıçap, hatta çemberlerin kesim noktalarına doğru bu yarıçapları mutlaka çizin. Çünkü bunun merkez açısı diğerinin çevre açısı olmuş oluyor bu mantıktan dolayı. Eğer hocanız zor soru soracaksa böyle bir soruyla da karşınıza gelebilir. Unutma bunu. Evet, bir özellik var burada. Ben aslında bu özelliğe karşıyım arkadaşlar. Özellikle değil de bir şeyle yapmak lazım böyle. Ne derler? Teğet durumundan daha sonrasında bahsedeceğiz ama iki çember birbirine değiyorsa arkadaşlar çemberde açı sorularında, bak ispatını yapacağım şimdi. İspat yöntemiyle zaten soruların çözümüne gitmenizi istiyorum. Alfa ile beta'nın, bak iki çember birbirine teğetse ve ortak teğet çizilmişse buradaki ortak teğet noktaları ve değme noktası da şu yayların toplamı ne yapıyor? 180 derece yapıyor ya da bu yayları gören açıların toplamı 90 derece yapıyor diye bir kural var. Farz edelim unuttuğunuz kuralı. O zaman ne yapacaksınız? Eyvah eyvah. O yüzden ben ne yapıyorum? Bak şimdi dikkat et. İki çember birbirine değdiği zaman iki çemberin değmesini şu şekilde kullanıyorum. Çemberde açı da bu şekilde. Çemberde uzunlukta farklı. Açıyla ilgili bir şey sorulursa şu ortak teğeti çiziyorum. Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Öncelikli olarak burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Beta ise gördüğü yay 2 beta. Şimdi ben bunu dedim ya size. Bütün böyle birbirine değen çemberlerde yapıyoruz. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Bak bu cümlemin altını çiz ve bu cümleyi özelliğin yanına şöyle bir yaz. Unutma dediğimi. Amacım buysa teğet giriş açıyı kullanabilmekse, hocam yay var mı burada? Var. 2 alfa yayı var. O zaman teğet var, kiriş yok. Kirişi biz oluşturalım. Bak teğet giriş açı oluştu. 2 alfayı görüyor. Burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Hatta burada da bir teğet giriş açı var. Burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Aynı şekilde hocam burada 2 beta var. Bu çemberde de teğet giriş açı kullanabilmek. Burada kiriş 2 beta açısını biliyorum ya ben. 2 beta'ya ait kiriş oluşturacak olursam teğet kiriş açı, o zaman burası beta yaptı. Hatta burada da teğet kiriş açı beta yaptı. Bak şuradaki üçgende 2 alfa artı 2 beta ne yaptı? 180 yaptı. Alfa artı beta'yı da kaç buluruz? 90 buluruz. Yani seni burada birkaç tane özellikten kurtarıyorum aslında. Bunun farklı farklı versiyonları çıkabilir. Açılar toplamı 90. Yaylar toplamı 180. Karıştırabilirsin mesela bunu. Ya da merkezlerden geldiği zaman farklı bir durum. O yüzden bu şekilde yaptığım ispat yöntemini sorularda uygularsan daha sağlıklı olacaktır. Bence kuralı ezberleme. Mesela bu soru. Gel kardeşim ortak teğeti çiz. Hemen şöyle ortak teğeti çiz. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. 40 ise gördüğü yay 80. Hocam kiriş yok. Hop oluşturduk. Teğet kiriş açı. O zaman burası 40 yaptı. Teğet kiriş açı. O zaman burası da 40 yaptı mı? Yaptı. Gördüğü yayın yarısı çünkü. Hocam sonra bak burada da bir teğet kiriş açı var. Ve bu arada AB ile AE'yi de eşit vermiş. Şunlar birbirine eşit. Alfa iken burası da alfa. Ben şu x'i bulursam olay bitti. Bazı arkadaşlar x artı 40 eşittir 90'dan yapıyor ama gerek yok. Hocam x ise gördüğü yay 2x. Bak teğet kiriş açı. Burası da x yaptı. Teğet kiriş açı. Burası da x yaptı. 2x artı 40 artı 40 yani 2x artı 80 eşittir 180. 2x eşittir 100. X'i de böylelikle kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Ama x 50. X 50 ise ikizkenarın tepe açısı 50. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl 65 yapar. Alfayı da böylelikle 65 derece olarak buluruz. Gençler nasıl gidiyor? Çok zevkli değil mi? Tamam, bilmeniz gereken kuralları bilin diye söylüyorum ama bu tür şeylerde bilmeyin kardeşim. İki çember birbirine değdiğinde ortak teğeti çiz. Çemberde açıda yalnız, bunu unutma. Evet, geldik şimdi iç açıya. Arkadaşlar iç açı denilen şey, hani biz içerideki açı olarak bir tek merkez açıyı biliyoruz. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Ya burası merkez olsaydı burası alfa iken alfa, burası da ters açıdan alfa, burası da alfa olurdu. Ama merkez değilse, içeride saçma sapan bir açı oluşmuşsa açı gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. İspatı nereden geliyor? Hemen söyleyeyim. Biz neyi biliyoruz? Çevre açıyı, merkez açıyı ya da teğet kiriş açıyı biliyoruz. Ben burada bir çevre açı oluşturabilirim. Bak şöyle. Hocam burada x ise buradaki yay x bölü 2 yaptı açı. Hocam bak burası y'yi görüyor. Burası da y bölü 2 yaptı. Hocam şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Alfada x bölü 2 artı y bölü 2'ye mi eşit oldu? Yani x artı y bölü 2'ye eşit oldu. İşte bu. Bu kuralı da nereden geldiğini de bil. Niye biliyor musun? Yani biz kuralcı zihni, tamam bu kuralı bil. Alfa gördüğü iç açı formülü gördüğü yayların toplamının yarısına eşit. Eyvallah. Ama ya kuralı böyle kullandırıcı bir şey göremezsen soruda. İspat yöntemini de bil ki ispat yöntemi de zaten üçgeni kullandıran ispat yöntemi. Üçgende açıyı da kullanabileceğin yerler var. O yüzden üçgen bilgilerinde kullandığın yerler bazı sorularda işimizi daha da kolaylaştırıyor. O yüzden sanki bunu bilmen lazım ispat yöntemini. Tamam, kolay sorularda yap bunu ama karışık sorularda belki göremeyebilirsin. Göremediğin zaman da üçgen bilgisinde kullanmayı ihmal etme. İç açı dediğimiz gördüğü yayların toplamının yarısına eşitmiş. Mesela buraya baktık. Sorunun karışıklığı beni ilgilendirmiyor kardeşim. Burada beni ilgilendiren merkez açı, çevre açı ve teğet kiriş açı. Ve bunlarda da açı ve gördüğü yay önemli değil mi? 10 ise gördüğü yay 20. Hocam burada da bir çevre açı var. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. İçerideki açı saçma sapan bir açı. Bu ne? Hocam buradaki iç açı formülünden yapabilirim diyebilirsin. Yani 40 açısı eşittir 2 alfa artı 20 bölü 2 diyebilirsin. Bak buradan 80 eşittir 2 alfa artı 20'den, buradan da 2 alfa 60'tan alfayı kaç buluruz? 30 diye buluruz. Bitti. İç açı. Hocam ben iç açıdan yapmak istemiyorum diyenler üçgenden de görebilir belki. Bak sen 10 iken 20 dedin ya, 20 iken buradaki açı da 10 değil mi? Bak siyahla yaptığım kısım kısa kısım olsun. 20 ise burası da 10 mu? Evet. Hocam buradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Yani alfa ile onun toplamı 40 ise bak ikinci yol. Alfa artı 10 eşittir 40. Alfayı da böylelikle 30 buluruz. Her zaman üçgen yöntemi daha da kısa oluyor. Ama bazı sorularda da iç açıyı da bilmek de lazım. O da ayrı bir konu. Ama bak üçgen yardımıyla yapabildiğin sorularda da yapmaya gayret göster. Özellikle 2 iç açı 1 dış açı önemli. Burada arkadaşlar ikinci yolda bu şekilde, bakın bu yolun daha kolay olduğunu görüyorsunuz. Örnek 23-30 çıktı, geldik örnek 24'e. Şimdi ne demiş? AC artı BD verilmiş. Arkadaş AC artı BD verilmişse ben buradaki açıyı bulabilirim. Çünkü buradaki açı gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Yani ispat yöntemi mesela burada zor olur. Direkt üçgen olmadığı için burada iç açı var. İç açı kuralını uygulayabiliriz. Beta neye eşittir? AC yayı artı BD yayı bölü 2'ye eşit. Şu yayların toplamının yarısına eşit. Bu da 100 bölü 2'ye eşit. Yani 50'ye eşit. Sen buraya 50 bulduysan alfa da 180'e tamamlayan açısıdır. Kaç derece olur? 130 derece olur. Cevap böylelikle 130 çıktı. Örnek 24'te. Geldik buraya. Oy oy oy. Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Deme. Merkez açıdan dolayı 80 falan demiyorsun inşallah. Çünkü K merkez diye belirtmemiş değil mi bize? Evet. Dikkat et buna. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar burada? 140'ı kullanmalıyız. 140'ı kullanıp kolay bir yol var mı dedi diye bakıyorum da. Ya arkadaşlar şu 80'i ben kullanmalıyım. Alfayı da kullanmalıyım. Şöyle x ve y diyecek olursam 80 neye eşit? 80 x artı y bölü 2'ye eşit. Yani sen buradan x artı y'yi kaç bulursun? 160 bulursun. Tamam, burada bir iç açı var. İç açıyı kullandım. Peki eyvallah. Şimdi dikkat et. 140'a bakalım. Hocam burası 280 yapar. 140 ise 280 yapar. Tamam. O zaman x artı y artı EDC yayı. Bak şuradaki yay. X artı y artı EDC yayı neye eşit? 280'e eşit. Sen x artı y'yi 160 bulmuştun. O zaman EDC yayına geliyor. 120 geliyor. Şurayı 120 bulduk. Şimdi alfa isteniyor benden. Bak burayı 120 buldun ya. Hop. Burada kaçta kaç yapar? 360'a tamamlayan 240 mı yapar? Evet. Alfa direkt 240 görüyor. Yani çevre açıdan dolayı 2 alfa eşittir 240 olur. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 120 derece olarak buluruz. İşlem hatası yapmadık değil mi? Yapmadık galiba. Yaptığın zaman da uyarıyorsunuz zaten. Bazen böyle toplamalarda çıkarmalarda hata yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir soru. Çözülebilecek en kısa yoldan çözdük. Ben şöyle yazsaydım 140 ise buraya 200 deseydim. 240 ise 280 deyip alfa ise şey deyip o zaman böyle karışabilirdi. Ama buraya x ve y deyip 80 x artı y bölü 2. X artı y'yi 160 bulmak. Sonra 140'ı kullanmak. Şurası 280 oluyor. Aa bir dakika. X artı y kaç? 160. Ha tamam 160 yazmıştım. Tamam. X artı y'yi 160 bulduk. Ondan sonra bunun tamamının 280 olması. X artı y artı edeceğinin de şöyle 280 olmasından dolayı 160 ise burası da 120 çıktı. Ve sonrasında da EDC'yi 120 bulunca burası da 240 oldu. Ve alfa da 120 derece çıktı. Güzel bir soru şöyle bakınca. Sınavda da çıkar mı? Çıkabilme ihtimali yüksek olan sorulardan biri arkadaşlar. Geldik dış açıya. Arkadaşlar dış açı. Bu dış açı böyle de olur. Teğet olduğunda da olur. Her ikisi teğet olduğunda da olur. Hiç fark etmez. Özellik neymiş arkadaşlar? Dış açıda gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani x eksi y bölü 2. Şu şekilde. Hocam gördüğü yay x eksi y bölü 2. Nereden geliyor? Yine üçgenden geliyor. Bir çevre açı yapacak olursak şöyle arkadaşım. Y iken burası y bölü 2 mi? Evet. Bu çevre açıdan x bölü 2 mi? Evet. Şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Alfa artı y bölü 2 eşittir x bölü 2'ye eşit oldu. Buradan alfa neye eşit oldu o zaman? X eksi y bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet. Yine üçgen bilgisi varsa kullan. Yoksa kendin yine sonuca ulaş. Yani nasıl? Dış açı varsa dış açıyı kullan. Ama üçgen bilgisi bazı sorularda işimizi de kolaylaştırıyor. Bunu da söylemeye devam ediyorum. Bu teğet olduğunda da her ikisi teğet olduğunda da yine geçerli. Gördüğü yayların farklarının yarısı. İç açı toplamlarının yarısı. Dış açıda farklarının yarısı. Evet geldik bakalım şu soruya. Soru değil. Özellikmiş. Bu sefer alfa ile beta'nın toplamı 180'miş. Bu her ikisi de teğet olduğunda buradaki açıyla buradaki yayın toplamı 180'miş. Yani burası 180 eksi alfaymış. Bunun sebebi birkaç farklı sebebi var arkadaşlar. Birkaç farklı şekilde ispatlayayım ki bunu aklınızda kalsın. Şöyle birkaç farklı şekilde ispatlayacağım. Bak şimdi ispatlarıma lütfen dikkat et. Lütfen dikkat et. Lütfen dikkat et. Şurada şey gitti ama önemli değil orası. Tamam. Şimdi ispatlarından biri şu. Hocam ben şunu şöyle çizecek olursam. Burada şu teğet şu teğet. Teğet uzunlukları birbirine eşittir. Niye eşittir? Onu da göstereyim bu arada. Nereden biliyorsun eşit olduğunu? Şimdi sen bunu böyle çizecek olursan. Hocam teğet giriş açı burası. Buraya ben bir x dersem gördüğü yay 2x'tir. Hocam burası 2x ise teğet giriş açısından burası da x oldu. Bak teğetler birbirine eşit oldu. En azından bunu da ispatlamış olduk size. Ve aynı zamanda x x iken burası da 180 eksi 2x mi yaptı? Evet. Bak dikkat et bu yay 2x iken burası 180 eksi 2x yaptı. Yani açıyla yayın toplamı gerçekten böyle mi? Evet. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Farklı bir ispat daha. Arkadaşım farklı bir ispat daha. Evet şu buraya yazayım. Alfa artı beta eşittir 180 derece. Farklı bir ispat daha. Çemberin merkezi burasıysa mesela. Hocam çemberin merkezinden şöyle geçirdiğim zaman bu açıortay oluyor. Onun da ispatını yapmış olacağım bu arada. Niye? Şimdi sen burada merkez var teğet var. Çek dik yapsan. Merkez var teğet var. Çek dik yapsan. Bu da yarıçap bu da yarıçap. Aa hocam ne oldu? Kollar açılan dikler eşit. Nerede eşit olur? Açıortayda. Şunlar açıortay oldu mu? Oldu. Hatta ben buraya bir x açısı dersem burası 90-x yapar. Hocam burası da x'e burası da 90-x yapar. Dikkat et merkez açı oluştu. 90-x oldu. 90-x'ten burası da 90-x oldu. Dikkat et bu açı 2x iken burası 180-2x oldu. Yani buradaki açı alfa iken burası da 180'e tamamlayan açısı oldu. İki ispat da çok önemli arkadaşım. Bunları da bil. Evet gördüğün üzere açılar toplamı 180. Hatta buradan bir şey daha çıkarttın. Böyle merkezden geçtiği zaman bu doğrunun açıortay olması. Hatta merkezden geçtiği zaman bu açıyla bu yayın toplamının 90 derece olması gibi şeyleri de buradan çıkartmış olduk. Evet geldik şimdi sorulara. Öncelikli olarak 10'sa nedir burası? Çevre açıdan dolayı 20. Sorunun karışıklığı önemli değil. Açı ve gördüğü yay. Hocam 30'sa burası da ne olacak? 60. Alfa eşittir. Gördüğü yay dış açı. 60-20 bölü 2'ye eşittir. Yani 40 bölü 2'ye eşittir. 20'ye eşittir. Cevap böylelikle 20 çıktı. Ya da hocam şöyle de diyebilirdik. Bak ikinci yol. İkinci yol maviyle gösteriyorum. 30-60 ya. Burası da 60 mı yaptı? Evet. Şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Evet. 60 ise burası 30 yapacak pardon. Alfa artı 10 eşittir 30'dan alfayı da böylelikle ne buluruz? 20. Üçgen bilgisiyle de çıkıyor gördüğün üzere. Ama sen yine de dış açıyı bil. Bazı sorularda sadece dış açıdan çıkıyor. Ama üçgenlerin olduğu sorularda genelde üçgen bilgisiyle de çıkabiliyor. Evet geldik şuraya. 40'sa gördüğü yay açı ve gördüğü yay. Hocam 80. Hocam 30 saniye 180'e tamamlıyordu. Değil. Teğet olduğundaydı o. Bunu unutma. Alfa ise gördüğü yay ne? 2 alfa. Soru çok karışık. Bak dış açı var burada. Gördüğü yayların yani 30 eşittir 2 alfa eksi 80 bölü 2'ye eşittir. Buradan ne geliyor? 60 eşittir 2 alfa eksi 80. Buradan 140 eşittir 2 alfa. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 70 buluruz. Dış açı. Dışarıda bir açı varsa dış açı var mı diye bak. Ha üçgen bilgisiyle çıkar mı? Valla 2 alfayı gören başka bir açı yok. Ya da 40'ı gören başka 80'i gören başka bir açı falan yok. Açı taşıyamıyorum. O yüzden bak üçgen bilgisinden çıkmadı. Bazı sorular da üçgen bilgisinden çıkmayabilir. Dikkat et. Cevap 70. Geldik şuraya. Evet. Bak şimdi bu soruyu uzun yoldan yapabilirsin. Hocam bir dış açı var. Şuraya bir A derim. Şuraya bir B derim. Tamam mı? Buradan da ne çıkıyor o zaman? TAB açısı. Neresi? TAB mi? T nerede ya? Şu EAB olacak arkadaşlar. Tamam. Orada bir yanlışlık var. Ya da FAB olacak. Ya da. Tamam. Orada T diye söylenmiş. Orası düzeltilecek. Tamam neyse. Bizden buradaki açı isteniyor arkadaşım. Buraya bir A derim. Buraya bir B derim. B'yi bulursam olay bitti. Bir 20 eşittir A eksi B bölü 2'den bir denklem geliyor. Yani buradan A eksi B'yi kaç buluruz? 40 buluruz. Bir de iç açı 80 eşittir A artı B bölü 2. Yani buradan da A artı B'yi de kaç buluruz? 160 buluruz. Hop taraf tarafa toplarsam 2A eşittir 200'den A'yı 100 bulurum. A 100 ise B'de kaç çıkıyor o zaman? B'de toplamlar 160 olacak ya 60 çıkıyor. Hocam B 60 ise eğer çevre açıdan dolayı burayı da kaç derece buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani alfa böylelikle ne çıkar? 30 derece çıkar. Bu iç açıdan ve dış açıdan yapılabilir. Ya da daha farklı nasıl yapabiliriz? Bak şimdi ikinci yol. Ben buraya bir x açısı dersem. Bak maviyle yaptığım ikinci yol. İkinci yol mavi. Ben buraya x açısı dersem. Gördüğü yay 2x mi? Evet. Hocam 2x iken burası da x olmaz mı? Aynen öyle. Şurada bir ne var? Boynuz var. Boynuz ya da bumerang. Şu üçünün toplamı 80'e eşit olmayacak mı? Evet. X artı 20 eşittir 80'den. 2x eşittir 60'dan x'i de böylelikle ne buluruz arkadaşım? 30 derece olarak buluruz. Bu da ikinci yol. Aynı şekilde çıkıyor mu? Çıkıyor. İster iç açı dış açıdan yap, ister üçgen bilgisinden yap. Çıkıyor kardeşim, her türlü çıkıyor. Örnek 28, 30 geldi. Geldik örnek 29'a. 50 ise gördüğü yay ne olacaktır? 100 olacaktır. Hocam teğet bunlar. Toplamları 180 olacaktı. Alfa artı 100 eşittir 180'den. Alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Evet, bu teğet açıyla şeyin toplamının 180 olduğunu söyledik. Bunu da bilseniz iyi olur arkadaşlar. Bilmeseniz de ispat yöntemlerini gösterdim. Hani aklınızda kalsın diye o kural gösterdim. Ama bilin, bunu da sorularda kullanıyoruz. Evet, açıyla yayın teğet olduğunda açıyla yayın toplamı 180 yapacak. Alfayı da böylelikle 80 derece bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaş şu bir üçgen mi? Evet, 80-60 daha 140. Buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. A teğet. Hocam teğet olunca açıyla yayın toplamı 180'di. O zaman buraya ne kaldı? 140 derece kaldı. Burada da bir çevre açı var. O zaman burası da kaç yapar? 70 yapar. Alfayı böylelikle 70 bulduk. Ve kirişler dörtgenine geldik. Videoyu burada durduralım. Yani bunu da bu video burada bitsin. Üçüncü video kirişler dörtgen olsun. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Bu arada nasıl gidiyor ya? Ya gayet hoş bir şekilde değil mi? Ya bütün eksik parçaları, bütün kapıları şey yapıyoruz. Hatta iki farklı şekilde gösteriyoruz. Her çeşit soru da var. Ya bilmiyorum, çemberde açıda bir eksiklik kalacağını ben buradaki konu anlatımından sonra çok fazla imkan vermiyorum aslında, ama hadi hayırlısı hakkınızda. Ben elimden geldiğince iyi anlatmaya çalışıyorum. İnşallah siz de öğreniyorsunuzdur. Lafı çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda kirişler dörtgeninde, yani çemberde açının 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.